Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün annemin canı madımak istemiş. Madımak bir şey böyle. Madımak yapıyor baba. Bunu hatırlıyor musun? Nereden topladıydık senden? Kaç sene oldu o yenir mi be Hatice Hanım? Ben madımak sevmiyorum, bana niye soruyorsun? Valla sarımsaklı pişirdim yine, öyle bir yesin ki kış gününde. Baba yaklaşık 2 yıl oldu. Değil mi kızım? Vallahi ama dolapta bir şey olmadı. Ben madımak sevmiyorum. Arkadaşlar size şöyle de bir göstereyim. Baba gelsin. Sen kaçtın mı? Gelsene bir gel gel kaçma bir şey diyeceğim. Gel gel. Arkadaşlar şöyle de eşim dediği için çıkarıyorum, göstermek istiyorum. Ben diyeyim madımak sevmiyorum diyor. Ben diyor ne naneyi sevmiyorum diyor. O da benim de sarımsağıma laf ediyordu. Nereye kaçtın baba? Şu da şöyle kurutulmuş bahçeden yazan. Kuruttuğum domates kurusu, burada bir de bu domates kurusu var. Arkadaşlar Elif dedi bulgur katmam dedi, ben bulguru seveyim. İşte hepimizin soğan doğraması ayrı arkadaşlar. Öyle deyince ben de bir şey demedim, tamam dedim kızım dedim. Bir soğan kızartacağım içine. Aslında ben bunun içine bir de sarımsak kızarttım yine, o kadar bir tat veriyor arkadaşlar. Mis gibi o kadar okul oluyor, o kadar güzel oluyor ki. Anne bir de sen mi? Madımak yok, yiyeceğim sakın. Yine değil, madımak ben de yok. Madımak. Arkadaşlar madımak. Şey madımak bu, hakiki madımak. Bunu da yok, su de aldım. Ben hemen elimi yıkayayım, geliyorum. Tamam mı anne, sen ocağa koyayım madımak. Şimdi bir dakika. Ya. Az. Bana yetti. Tamam. Elini poşet dedi de arkadaşlar. Şunu yapayım yavrum. Gel bismillah. Gel altını açtık. Şöylece, ben karışmayayım, güzelce pişir alayım, ha? Senin geleğin lezzeti bir başka olur yavrum. Tamam. Şimdi şunu da açayım, tamam mı yavrum? Ben bildiğim bilmiyorum, olur. Arkadaşlar ben... Yarıma da koyuyorlar biliyor musun? Yarıma da güzel oluyor, doğru. Evet. Ama şey, pirinç de konulur. Pirinç de koyabiliriz. Tabii herkesin kendi damak... Şey bana istersen, şuncağız bir... Şeyden, benim gittiğimiz yanına bir tomatak mı düşüneceğiz? Yok, bugün böyle yapalım bence anne. Öyle mi olsun, neyse. Anne? Efendim ya. Dur ya, şöyle bir tamam. Bunun ne olmuş biliyor musun? Hiç karlamı yedi. Dolabın kapağını arkadaşlar fazla ötebere koyuvermişim. Odacık ırık kalmış, bir baktım dolap karlamış. Arkadaşlar annemin dolabında ne olduğunu bile hatırlamazsınız. Dolabı konulan şeyler olacağız. Şöylece arkadaşlara göstereceğim. Göstereyim. Bunun bir böreği oldu yani. Bir böreği oldu. Biliyorsun değil mi? Esmer çok güzel oldu. Sen yedin mi bir tane madımak pikmesi? Yemişim. Yemişim de kesin. Yemişim de kesin diyor. Ne yapmışım ne yediğimi de biliyorum bir herhalde. Şimdi malzememiz kızım. İçinde arkadaşlar. Soğan mı? Sıvı yağ, salça, domates annemin bahçesinde kurutmuş oldu. Aynen domates. Evet. İstersiniz arkadaşlar. Madımak. Kıymayla da pişirebilirsiniz. Kimi arkadaşlarımız beyaz pişiriyor, bastırma diye. Bastırmalı biz sevmiyoruz. Bastırma biz sever alıverdik ama sevmediğimiz için bastırmayı yemeyiz. Pastırmayı sen yemedim. Seviyor musun? O da yemedi. Ben de sevmiyorum. Babam seviyor pastırmayı. Babam yiyor. Bir tek onun için arkadaşlar. Pastırma da dostunu seviyor. Pastırma ben... Kokusuna bile tahammül edeyim. İşte kim arkadaşımız demiş ki Hatice Hanım diye onu demiş. Kimisi ne yapayım değil mi kızım? Sen de pastırmayla bunu beyaz pişiriyorlar. Biliyorum, biliyorum. O şekil pişiriyorlar ama biz arkadaşlar hepimizin bir suya doğramamız var. Onun için bastırmayı sevmiyor. Evet, pastırma. Bastırma, bastırma. Pastırma. Tamam işte bastırdık, bastırma. Ben de kavurmayı anlıyorum sabahları. Yok, bastırma ya. Yağlıydınız ya. Yani fazla almak arkadaşlar. Eve fazla girmez. Onun için yemiyorlar. Bir tek eşim yiyor. Çocuklar yemiyor, biz yemiyor. Onun için bizim adetimiz, yöremiz... Arkadaşlar madıma salçalı yaparız ama şimdi ben pişirdiğim zaman nasıl pişiriyorum biliyor musun arkadaşlar? Beyaz pişirdiğim zaman dibine sarımsak kızartıyorum. İçine sarımsak kızartıyorum, salça koymadığım zaman da o zaman ayrı bir tat veriyor. Ama şöyle şu kadakta bir cincikte bir bulgur atayım. Ondan sonra da sarımsaklı yoğurdu döktüğüm zaman o kadar güzel oluyor, o kadar tatlı oluyor ki keyfine yeme yani, yok etmek üstünde yoğurt, sarımsak daha ne olsun. Yukarı yiyeceksin zaten, önemli olan yukarı yiyeceksin. Yukarı yiyip üçte ne kadar?
Daha ıslatayım. Bir üç dört tane daha. Arkadaşlar bu sıra yoğuya dayandık. Yani. Ben de güzelce bunu soğanları kavrulsun. Aynen yavrum. Arkadaşlarımızı fazla sıkmayalım. Koyalım. Sadece koyacağım zaten şimdi. Tamam o zaman bir koyalım. Ondan sonra kapatalım. Bu kaç dakikada pişerende sen bunu hiç kavurdun da mı koydun böyle direkt? Ecik kavruklayacağız. Tamam. Ecik kavruklansın yavrum. Yeter mi şu? Yeter. Yeter. Fazla salça olmasın. Sarımsak girecek ya. Yeter. Zaten bunu yedin mi zaten şey çekmiş. Aynen. Güzel denedim. Domates arkadaşlar yarışın içine. Kurusu dediğim gibi çok tamam, güzel oluyor. Şunu böyle koyalım. Sizler isterseniz acılı da yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani şeyinize göre. Şey atabilirler arkadaşlar. İçine bunun acı sevenler pul biber de atabilir. Böyle pul biberi de bastığınız zaman kendi herkes sevgi. Ağız zevkine göre değil mi? Tabii ki. Tadınıza şey. Şunları alayım mı? Şöyle alayım. Onu da açık kavuklansın yavrum. Ben kavuklayayım. Salatası şöyle güzel bir çizim kokusun. Güzelce koyuyor. Tamam yavrum. Tamam. Şimdi ben bir sarı sakın gideyim. Ekmek ıslatayım. Tamam. Kendi kendime konuşayım ama bu sıra bakma arkadaşlar. Senin o çenen var ya çenen. Maşallah. Annem mi? Evet. Ne güzel konuşuyor. Ne yapayım yavrum? Senin adını anlatıyor. Yok oğluma buldum. Sen annem kamera kadrajında bile değil. Nasıl konuşuyor maşallah. Diyen ki ne? Şimdi şöyle yoğurdumu alıverdim diyeyim. Bir de sarımsak getireceğim. Sarımsağı dolayacağım. Arkadaşlar arkadaki mimiklerini görseniz kamera sizin hayat mimiklerini eklenirsiniz. Neyi? Ne dedim? Hazır canlı ne yapıyor? Yoğurt kesmedi. Şöyle etti. Bir şey etmedim ya. Şimdi bunu sarımsak vereceğim. Hocam bu sarımsakları sen doğur. Şuradan rendeyi getir. Ben de sarımsağı getireyim. O zaman bir kas yap. Bir de yok ekmek ıslatak. Yanına çorba ne pişireyim? Ne istiyiniz? Çorba ne istiyiniz? Çorba ne istiyiniz? Bana bu yeter. Ne? Bana bu yeter. Bilmiyorum. Tahrana. Tahrana diyor. İyi o da iyi. Sarımsak diyor o zaman hocam. Tamam ben çıkarayım tahranaya. Sen, sen nereden bulacaksın? Yok ki burada. Vaa. Kimde bir şey yok değil. Kızlar aramızda boğazından. Arkadaşlar şöylece dolaba. Bende şeyler bitmez. Yazın böyle. Koyuverdim, poşetledim. 5-6 poşet. Yaşımın da seviyle. Şimdi bunu güzelce karabiberli, pul biberli, sarımsaklı. O yavrum. Hocam etin suyuna pişse olur mu sevmezsin sen. Neyi? Aha bunu sevmezsin. Etin suyunu nereden bulduk etin suyuyla pişir? Vah horozun tavuğu suları var. Güzel ne güzel diyor bakayım. Horozun suyu ben de eti niye yemiyorum madem öyle. İçimden onu geçireceğim. Yani koydum mu? Kavrulansın. Arkadaşlar biz biraz kavrulsun. Suyunu koyarken. Şöyle yakından bir göstereceğim arkadaşlar. Ben duramadım. Ya bismillah. Onu düşürmem inşallah. Aa, bu niye böyle olmuş? Hocam bir yardım et. Hocam kocadı. Yaşlandı. Çok kötü oluyor. Şu şekiller kadar. Oh mis gibi. Bu şekilde pişmeye devam ediyor. Ağzımı kapattım ben. Burada neyimiz var Gülcan? Yaş tahrana. Evet onu ıslattık. Şimdi biraz sıvı yağ koyacağım. Şöyle. Sarımsaksız mı yapacaksın? Sarımsaklı yapacağım. Canım ablam. Salçamız var. Salçamızı da koyayım. Bu annemin kendi el yapımı arkadaşlar. Kendi yapmış olduğu salça. Değil mi Hüca? Evet. Sessiz gene biri geldi içeriye. Annem gelmiştir. Annem nasıl sessiz geldi hayret ettim. Bilmiyorum. Burada da kendi yapmış olduğu nanet var. Size turşu gettim böylece. Şöyle annemin yaptı. Yaptıydım ya. Nanesini çok az koyuyorum ben. Az kokusun. Çünkü babam naneti çok sevmiyor. Az hali buysa normal. Sarım. Çok az da karabiber koyuyorum. Ama karabiberi bunun içine koyuyorum. Çünkü şey... Baharatı yakmak istemiyorum tadını değiştirmesin diye. Gene de turşuma halal olsun hocam. Niye değil soracağım. Ne yakaladım ne koydum ben hocam bileyim. Sen koy. Bir şey görebildin mi hocam? Sarımsak gördüm. Fasulye hayır, gördüm. Bir şey görebildiniz mi? Turşuda. Kendi yaptığı sirke. Yine de halal olsun diyeyim. Sirke bak.
Kapağı kırılmış. Ha, bozulmamış. Onu görmedik ama oraya bakmıyoruz. Burası yarığmış ama kuşta hiçbir şey yok. Neden? Değil sorarsanız şöyle göstereyim de kızım diye. Üstünde dereotu koydum ben işte. Ya kızım. Tadına bakabilir miyim? Yine de yani bu bunu önlemiş. Görüyor musun bak? Hiçbir şey olmamış kızım. Ablam hiçbir burada olmuş. Arkadaşlar arkadan çorbayı yapıyor annem. Anne. Sağ olsun. Ben yavaş yavaş. Yavaş yavaş kurtartıyorum. Anne ben bu yaşlarının kıvamını bilmiyorum. Bu su yeterli mi sence? Yeter yavrum yeter. Bu yeterli değil mi? Uyursun da kolay. Hadi kolay gelsin. Sarımsakla görüşelim içtikten sonra arkadaşlar. Bir de sarımsak görmeyin içine. Oho mis gibi tarhana çorbası pişti hocam. Koy. Koy. Sana mı? Koy. Tamam çok acıkmış arkadaşlar. Cimri davranma. Soğuk ya ha? Ellerinle korkak alıştırma. Yok ben bayağı... Arkadaşlar hepsinin karnı tokmuş. Ben yemek istediğimden dolayı erken yemek zorunda kalıyorlar. Evet. O yüzden de az yiyecekler, öz yiyecekler bugün. Akşama geri acıkacaklar. Geri acıkma. He. Ama gece... sen gece aşağı iniyorsun ya. Gece ben ayrıca bugün kahve yapmak için indim. Bir şey değil mi? Gece ben midem kıyıldı. Ben kahve içtim de yaptım sadece. Karnım acıkınca artık ondan sadece kahve içiyorum. Dedim ki elma yiyeyim. Bastırır dedim. Sonra yedim karıştım. Yarısını yedim tabii elmanın. Ah ah formunu koruyor kızım. Ha. Daha sonra yok. Sen aç bak sen aşağı indin. Ben kahve yedim. İçtim ama. Kahve yedim. Bir de dumanın ayağı sakatlandı. Biliyorum. Arkadaşlar akşam duman bir geldi. Miyavlıyor ama nasıl miyavlıyor? Ablam gördü. Gördüm. Ayağına hemen güzelce bir pansuman yaptım. Madımak da çok güzel pişmiş Gülcan. Ben duman diyorum, bu madımak diyor. Arkadaşlar işte arada böyleyiz. Ben annemin yanına oturuyorum. Şu an geçti, yanına oturuyorum. Tamam, gel o zaman. Uyuyalım bizim. Hocam öyle, kıskanç. Gel. Babamın yanına oturuyorum. Niye? Şu tozsuz ekmek. Aa, şu tozsuz ekmek kısmı, tamam şu. Hangisi? Yok, yok. Kanka, ne de bulayım? Ne de bulamazsın abi. Evet. Niye? Nerede bulamazsın? Bismillahirrahmanirrahim. Çorba yapan da bir şöyle yazı yaptım mı? Ay, kendisi kemine. Çorba çok güzel olmuş. Kim yaptı? Ben yaptım. Hakiniz yaptım. Ben yaptım. Kamerada göreceksin kimi yaptı. Ben yaptım. Ben karıştırdım. Şöyle sevgimi kattım. Üstündeki tuzsuz kızım. Anne. Sağlık güzel olmuş. Benim yemek kaşığım nerede? Sen gene aşık olmadan mı yavrum? Yok koydu. Yok abla sadece çatal koymuşsun kendine. Aşık. Ah. O kaşığı annene versene. Bana ver gel sarımsaklı yavrumu bana ver. Bilerek ablamı verecektim. Sarımsaklı diye. Çorba da var çok az. Ama tabii şey yok pek kadar. Ucan üstündeki tuzlu ekmek atayım. Şu. Yesin yesin bir şey olmaz. Duyuyor dostu seçiyor onu şu attan ikini al yavrum. Ablamın ekmeğini niye bu kadar ince açtınız? Kız kız kanına kız. Al ablacım. Şu. Bu mu tuzsuz? Yok. Bu mu tuzsuz? Tamam. Arkadaşlar bizim ekmeğimiz daha inceymiş. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle bir tır etti. Aklımız başımız ağrısın abi. Baba akşam nasıl korktu? Kim? Ben. Niye? Duman bir miyavlıyor. Geldi yalvar hocamın önünde bana. Kahve yapıyordum. Ama nasıl miyavlıyor? Aklım gitti aklım. Bir baktım arkadaşlar ayağını sapatlamış. Havve değil babacığım. Ayağına cam batmış. İçeride camlar var ya. Camlara basmasın ne yapalım? Çünkü patisinin altı yarılmış. Ondan sonra arkadaşlar hemen bir pansuman yap. Baba ayağının altını patisi başıyla nasıl penceyesi? Yer. Kavga ederken? Bella. Ağlıyor. Sonra biz Gülcan'la ona evde peynir verdik. Kocam tarhana, yaş tarhana var ya çok güzel oluyor. Doldurup atacağım. Sen niye uğraşıyorsun ki boştan yere? Aynen. Kurutmak için uğraşmayacağım. Uğraşmayacağım, doğrusu.
Bu daha lezzetli. Daha güzel değil mi? Salata ama ikisinin tadı bir değil ama. Olsun. Bu daha lezzetli. Ay bilmiyorum da. Bunun dolaba koyacağım güzel olur. Bunu var ya. Taze gibi bak. Hocam bunun içine yarmayla nohut bile taze dolaba atabilirsin. O da. Küçükken en çok oğlunun çene katına seviyordum biliyor musun? Ekmek. Arkadaşlar bunun için Asican salatalık bile kattı. Meyveli tarhana, yaş tarhana. Meyveli mi? Sebze baba. Sebze. Sebze. Meyveli ne alakası diyor. Meyve deyin içine elma, portakal, limon girer. Salatalıkta rendele değil. Ama bir de bahçenin şöyle kırmızı şeyimiz yok arkadaşlar. Genellikle kırmızı kapya biber var ya canım. O olsaydı içine ama vardı da bir iki taneydi. Domates de. Kurtarın değil mi? Benim tuttu yani bu. Daha benimki su geçecekti. Benim de şöyle şöyle. Arkadaşlar annem eskiden tarhanayı daha güzel yapıyordu ama sanırım birazcık nazar değdirdiler. Gelen giden ama hala güzel. Değil mi? Annem daha güzel yapar ya. Annemin tarhanasını herkes çok seviyordu. Herkes. Tarhanayı göçekten. Yaşın ayrı tadı var. Yaşın ayrı güzelliği var. Sıcak çorba bana mı koydunuz? Sizin ağzınız yandı mı? Senin şu koca koca dediğin salatalıkla da ya. Acurunan bak. Kol gibi. Vallahi ne güzel turşu çıkmış. Ama rica ediyorum bir dahaki yıla üzüm sirkesiyle kurulsun lütfen. Evet. Annemin sirkesi çok şey böyle katlar. Katlar demişler. Çok lezzetli. Katlar. Katlar. Valla bahçemizin ürününü kendilerimle yaptım, kendilerimle yedik. Daha ne isteyeyim? Bir tek şu malımaktan geliyor lan. Ben çorbalar biliyorum. Biliyorum ben zaten çorba isteyeceğim. Hadi bana direkt baktım. Tadına bakayım da. Bak. Beğenmezsin yine de öyle de. Üzeri bence biraz sarımsak bir yoğurt da. İyi, güzelmiş. Bu da o da iyi. Anca olsun artık. Arkadaşlar. Eğer videolarımızı beğeniyorsanız kanalımıza abone olmayı, kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar. Ağzımda ekmek vardı, kusura bakmayın. Yemek yiyelim arkadaşlar, gelin buyurun.